Merhabalar, YouTube'a hoş geldiniz. Dantelleri değerlendireceğiz bugün. Hepiniz ekran başına diyorum. Mutlaka ki çeyizimizde büyüklerimizin yaptığı dantellerden vardır. Önemli olan yuvarlak bir dantele ihtiyacımız var. Anneannelerimiz, babaannelerimiz, büyüklerimiz mutlaka böyle bir çeyiz hazırlamıştır. Eğer böyle bir danteliniz yoksa ayrı bir çalışmamızda yine çembere bir rüya kapanı yapacağız. Projemizin ismi rüya kapanı, yani düş kapanı. Aslında bu ritüel bizlere Kızılderililerden gelmiş. Ona da ilerleyen bölümlerde devam edeceğiz. Şimdi ihtiyacımız olan bir çember. Eğer böyle bir çembere, ahşap bir çembere elinizde yoksa her türlü kova veya yuvarlak olan plastik, tüm onların ağız kısmını keserek böyle bir çember oluşturabilirsiniz. Ben 8'li almıştım bunu. Tanesi 2 liraya geliyor. Şimdi çemberlerimizi, dantel boyutlarımızı karşılaştırıp ayarlıyoruz. Ve şu an 3 tane yapacağız. O yüzden 2 ayrı takım aldığım çemberlerden 2 tanesi aynı, bir tanesi küçük olacak. O 2 tane delik olanları ben başka proje için ayarladım. Onlar da ilerleyen zamanlarda gelecek. Şimdi iki aynı boy ve bir tane küçük olmak üzere çemberlerimizi, halkalarımızı ayarlıyoruz. Dantellerimizi içine koyuyoruz. Sıfıra sıfır olmasına gerek yok. Birazcık daha çember büyük bile olabilir. İstediğiniz makrame ipini kullanabilirsiniz. Ben örgü ip kullanacağım. Yine makrame ipi renginde, yani sökülebilen bir ip. Diğerleri de gümüş, altın ve istediğiniz tonlarda simli ipler kullanabilirsiniz. Makrame ipi kullanabilirsiniz. İhtiyacımız olan dikmek için yorgan ipi. Ve başlıyoruz. İsterseniz ahşap çemberi normal su bazlı boyalarla boyayabilir. Ona renk katabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Ben şu anda ip saracağım buna. Çalışmamızın ismi biliyorsunuz rüya kapanı, düş kapanı. Bu ritüel bize Kızılderililerden gelmiş. Yani biz o şekilde kullanmayacağız. Biz dantellerimizi yenilemek ve duvara güzel bir çalışma yapmak için uygulayacağız. İpimizi alıyoruz ve ilk alt kısım orada kilitli kalsın diye dolamaya başlayacağız. Altta bırakıyoruz o kısmı. Mutlaka yumağınızdan bir miktar alın, dolayın ve o şekilde başlayın. Çünkü yumağı sürekli çemberin etrafından geçirmek çok daha zor ve birazcık da tabii ki sabır istiyor. Çünkü ince bir iple yapıyoruz. Bunu parça kumaşlardan da yapabilirsiniz. Renkli kumaşlardan da yapabilirsiniz. Otantik bir görüntü istiyorsanız tamamen kumaşları kesip de sarabilirsiniz. İllaki ip olmasına gerek yok. İstediğiniz renkte iple ya da istediğiniz renk kumaş parçası, şerit bir kumaş parçasıyla bu işlemi yapabilirsiniz. Şimdi sarmaya başlıyoruz. Rüya kapanı Kızılderililerde çocukların, yeni doğan çocukların başına asılırmış ki onları kabuslardan ve kötü ruhlardan korusun diye yaptıkları bir ritüel ve günümüzde de bize bu şekilde gelmiş. Biz de dantellerimizi buna koyarak o şekilde duvarımızı süsleyeceğiz. Şu an sarma işlemimiz bitiyor. Orada ipi kesiyorum ve ipi bir tane düğüm attıktan sonra biraz söktüm ve o şekilde sardım. Çünkü şey olmasın, orada görüntüyü bozmasın. Herhangi bir doladığımız ip sekteye uğrayıp hani o algoritmayı bozmasın, kötü gözükmesin diye. Ve alttan geçirerek ipimizi saklıyoruz ve istediğimiz renk çemberimizin rengini oluşturmuş oluyoruz. Söylediğim gibi dilerseniz bunu farklı renklerde, dilerseniz çemberi boyayarak hiç ip sarmadan da
yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken danteli içine bağlamak olacak. Mesela yuvarlak dantellerde çoğunda mutlaka köşeler vardır ya da batabileceğiniz bir orta nokta vardır. Çünkü danteller biliyorsunuz bizim kültürümüzü de aktaran bir örgü tekniğidir. Mandala, yaşam çiçeği, hayat ağacı bunlar hep altın oran şeklinde örülmüş el emeği göz nuru dantellerimizdir. Atmayın ve gerçekten değerlendirin diyorum. Mutlaka bir duvarınıza asabilirsiniz. Baktığınız zaman çeyiz olarak kalmasını istiyorsanız, işte büyükleriniz örmüşse hatıra olarak saklamak istiyorsanız bu şekilde bir süs yapıp evinizin baş köşesine asabilirsiniz diyorum. Şimdi dantelin belirlenmiş köşelerinden kasnağımızı dikiyoruz. Ama kasnağın üstünden geçirmedim ben o iple. Tamamen sardığım iplerin altından sola kaydırarak devam ettim. Yani kasnağa sardığım ipin içinden geçti onların hepsi. Ve bu şekilde bağlamış olduk. Daha net görünsün. Altındaki supla, simli bir supla. Dilerseniz arka kısma böyle bir fon da yapabilirsiniz. Kumaştan ya da herhangi bir elinizde bu şekilde bir suplanız varsa, yani ikisini birden duvara asabilirsiniz. Daha şık görünür. Birbirine bağlar ve tek ütüde ya da köşeden böyle silikonla yapıştırabilirsiniz. Çok hafif zaten tutacaktır mutlaka silikon. Şimdi süsleme kısmına geliyoruz. Süslemede istediğiniz şeyi kullanabilirsiniz. Kuş tüyünden boncuğa, herhangi bir kumaş parçasından farklı türdeki süs eşyalarına kadar her şeyi bağlayabilirsiniz. Onu böyle şaşalandırmak veya daha net hale getirmek, daha süslü hale getirmek tamamen sizin elinizde. Ben şu an normal ahşap boncuk takıyorum. Berniksiz boncuk takıyorum yine. Sadece alt kısmında olmasını istiyorum. Şimdi diğer modelimizi de daha farklı yapacağız. Aslında mesela Kızılderililerin yaptığında deriler de kullanılıyor ve gerçek kuş tüyleri de kullanılıyor. Onlarınki tamamen farklı bir şey. Ve bizdeki gibi tabii dantel değil, normal ağ şeklinde yaşam çiçeği örülüyor içine. Dilerseniz ilerleyen videolarda onu da yapabiliriz diyorum. Bence bu kültürel el sanatımızın ortadan kalkmaması ve yok olmaması için bir çalışma, güzel de bir çalışma. Bunu yapıp büyüklerimizi de sevindirmiş olabiliriz. Onların örmüş olduğu şeyi evimizde süsleyerek kullanıp baş köşeye asabiliriz. Onlar da gördükçe sevineceklerdir mutlaka. Şimdi diğer dantelimize geçiyoruz. Bunu simli iple saracağım. Yine ilkindeki gibi olacak. Kasnağı. Bu birazcık daha diğerine göre şey sürecek, uzun sürecek. Çünkü ince bir ip. Tamamen bunu kasnağa sarıp simli bir kasnak rengi elde etmeye çalışıyorum. Ha, boyanabilir mi? Boyanabilir. Bahsettiğim bu şekildeydi. Yani yumağı içeriden alıp atlatmak çok zor. Çünkü bunu sarana kadar defalarca yapılacak bir işlem. Bu şekilde yaparsanız çok zorlanırsınız. Örnek olarak gösteriyorum. Herhangi bir tane bitmiş makaraya belirli bir miktar ip ayarlayarak onu dolayıp kasnağı sarmaya başlayabilirsiniz. Avucunuzun içinde onu oradan atlatması da çok daha kolay oluyor çünkü. Birazcık da sabır lazım bunun için. Bu şekilde dolamaya devam ediyoruz. Şey de yapabilirsiniz. Dantelleri tamamen boyayabilirsiniz. Aslında ben mor bir dantelim var. Ondan yapmak istemiştim ama 3 tanesi aynı olsun dedim. Dilerseniz farklı modelleri de İleride yapıp paylaşabilirim.
şu an makarayla sarıyorum. Avucumun içinden atlatması çok daha kolay oluyor. Ya da bu işlemi çocuklarınıza verebilirsiniz. Onlar sararken siz de diğer malzemeleri tamamlayabilirsiniz. Bu sarma işleminden sonra mesela danteli dikeceğiniz zaman mutlaka bağladığınız zipler görünmesin ya da bağlamalı çalışıyorsanız oralara bir şeyler takabilirsiniz, boncuk takabilirsiniz. Şu an onu yapacağım. Simli ipin altından, doladığım ipin altından hiç iğneyle iplik geçirmeyeceğim. Diğeri kalın olduğu için buna müsaitti. Ama şu an simli ip olduğu için onu yapmayacağım. Yani simli ipi hiç bozmadan yine aynı şekilde devam edeceğim. Yine aynı ipten mesela dantelin o tam modelin bittiği orta noktalardan yer belirleyebilirsiniz. Hepsine birer tane simli ip takıyorum yine çemberdeki ipten ve onunla bağlayacağım. Çember dantelden mutlaka birazcık daha büyük olsun çünkü onu bağlarken gerdirdiğiniz zaman çok daha güzel duruyor. İçinde gergin duruyor ve kasnağı da tam oturmuş oluyor. Bu şekilde bağladığım yerlerden yine ahşap boncuk takıyorum. Renkli boncuklar da olabilir, kolye boncukları olabilir. Herhangi bir bileklik varsa, kopmuşsa onların boncukları olabilir. Hiç fark etmez. Yani hayal gücü tamamen size bağlı. İstediğiniz çalışmayı yapabilirsiniz ucunda. Püskül yapabilirsiniz. Pompon yapabilirsiniz. Kuş tüyü yapabilirsiniz. Renklendirebilirsiniz. Ben şu an bu üç taneyi sade olsun istedim. İlerleyen zamanlarda renkli de yapacağım. Yaşam çiçeği yapmayı düşünüyorum. Onu paylaşabilirim ilerleyen zamanlarda. Çemberin büyüklüğü tamamen dantelinize göre olmalı. Eğer içini ağ şeklinde örecekseniz istediğiniz çember boyutunu seçebilirsiniz. Şu an bağladığım yerlerden ilk önce bağlıyorum. Daha sonra boncuğumu geçirip tekrar oradan düğüm atıyorum ki sağlam olsun. Boncuklar da düşmesin. Diğer ipi mesela pamuklu olduğu için yakamamıştım uçlarını ama bunda simli ip olduğu için birazcık daha böyle naylon gibi ve o yüzden uçlarını yakarak hep bastırdım ki o boncuklara düğüm atıp kapattığım zaman düşmesin ve oraya yapışsın. Silikon yaptığınız zaman mutlaka çıkar. O yüzden çok silikonlu çalışmaları sevmiyorum ben. Uzun vadede böyle iyi bir sonuç vermiyor. Ama duvara mesela takmasını şey olarak yaptım. Duvara bu ahşap boncuklardan yapıştırdım. 3 tane ve ipten de onu taktım. Böylelikle hafif olduğu için o da onu taşımış oldu. Aynı zamanda da duvarı delmemiş olduk. Yakarak uçlarını kapatıyorum. Ve bir tane rüya kapanımız da böylelikle bitmiş oluyor. Şimdi dilerseniz üst kısma bir çiviye asmak için ya da herhangi bir şeye tutturmak istiyorsanız oraya bir halka yapabilirsiniz. Tamamen zincirden istediğiniz ölçüde aynı şekilde ipi saklayarak oraya bağlayabilirsiniz. Ya da direkt çivi çakmak istiyorsanız mesela çiviyi 2 santim 1 santim dışarıda bırakıp tamamen kasnağı oraya da geçirebilirsiniz. O şekilde de tutar. Halkamızı da ayarladık.
Evet, şimdi asmaya hazır. Dilediğiniz duvarı süsleyebilirsiniz. İki tane aynı model, bir tane farklı model olmak üzere 3 tane rüya kapanımız, rüya avcımız, düş kapanımız hangisini söylemek isterseniz. Bizdekiler tabii ki dantel çerçeve ama bu mantıkta da kullanılıyor diyebilirim. Çünkü içi tamamen bir algoritmaya bağlı bir örgü. Ben çok sevdim, çok da güzel oldu. Siz de mutlaka dantellerinizi bu şekilde değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Hem böylelikle saklamış hem de bu güzel hediyeyi yıllarca duvarınızda bırakarak anneannenizi, babaannenizi, büyüklerinizi, annenizi hatırlamış olabilirsiniz. Evinizi süsleyerek güzel bir köşe yaratabilirsiniz diyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni bir proje, yeni bir el sanatı ve yeni bir çalışmayla görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.